Bayındır Elektronik kanalından merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Ultra Tekno KB55 modelli dijital ses kayıt cihazının tanıtımını yapacağız. Ultra ince ses kayıt cihazı arkadaşlar. Paket içerisine hemen göz atalım. Şöyle bir ses kaydımız çıkıyor. Ses kayıt cihazımız çıkıyor arkadaşlar. Şunu böyle bir kenara bırakalım. Bir adet micro USB şarj kablosu aynı zamanda data kablosu. Bunu bilgisayarınıza takarak içerisindeki içerisine MP3 aktarabilirsiniz ya da ses kayıt almış olduğunuz ses kayıtları, ses kayıt dosyalarını bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Ve şunu da söyleyelim. Telefonda görmek istiyorsanız bunun içerisindeki dosyaları şu ucuna bunu ses kayıt cihazına takacaksınız. Şunu ise bir OTG yani Android tabanlı bir cep telefonu kullanıyorsanız Type-C OTG'ler var. USB'sini ona takıyorsunuz. Ucu ise Type-C. Bunu telefona takarak da görebilirsiniz. Ya da iPhone Lightning girişli telefonlar için ise yine USB yi takıyorsunuz. Onun ucuna da e, telefona taktığınızda telefonda da dosyalarınızı görebilirsiniz. Bu soruyu çok sordukları için bunu açıklama gereği duydum arkadaşlar. Diğeri ise şöyle bir mikro USB girişli bir kulaklık kutu içerisinden çıkıyor. Bu kulaklığın üzerinde de şöyle kontrol paneli var. Bu kontrol panelinden ses kayıt cihazının içerisindeki ses kayıt dosyalarını, içerisindeki mp3'leri dinleyebiliyoruz. Bunların hepsini anlatacağız. Bir de şöyle kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kullanma kılavuzunun bir tarafı İngilizce, bir tarafı ise Çince. Biz bu videoda bunlara şu kullanma kılavuzuna gerek kalmadan, bu ürünü nasıl kullanacağız, kullanışlı mı, nasıl bunların hepsinin detaylarını anlatacağız. Şimdi şimdilik şu parçaların hepsini kaldıralım. Önemli olanlar bunlar arkadaşlar. Şimdi ses kayıt cihazımız, şarj ve data kablomuz, bir de kulaklığımız. İlk önce ses kayıt cihazımızı incelemekle başlayalım. Ölçülerini verelim. 4 cm Burası da 4 santimetre, evet tam kare şeklinde bir ses kayıt cihazı. Kalınlığına da bakalım. Ürün satın alma sayfasının başlığında ultra ince diyor, 7 milimetrelik bir kalınlığa sahip arkadaşlar. Şu şekilde bir ses kayıt cihazı. Baktığınız zaman akıllı saatlerin akıllı saatlere benziyor, yani şu kordon kısmını da hayal edin, akıllı saatlere benziyor. Ama herhangi bir ekran değil. Sadece ürün bu formda yapılmış ultra ince bir ses kayıt cihazı. Şimdi ses kayıt cihazını daha detaylı tanıyalım. Şu kenarında herhangi bir şey yok. Bu kenarına baktığımızda ise şurada kontrol bandı var. Bunu sökebilirsiniz. Şu köşeye baktığımızda iki taraflı bir delik var. Buraya ürünün satın alma sayfasında görsellerde gözüküyor. Buraya da bir Parmak askısı ipleri var hani böyle enfüşleri taşımak için bileklik askısı gibi onlardan ama kutu içerisinden çıkmadı. Bazı kutulardan çıkıyor yani bazı paketlerden çıkıyor bazı paketlerden çıkmayabiliyor. Ürün Çin'den geliyor onu da söylemiş olalım. Çin'de üretiliyor öyle söyleyelim. Şu tarafa baktığımızda ise burada da bir 16 GB olduğu yazıyor. Ürünün dahili hafızası vardır 16 GB'tır. Bunu da sökebilirsiniz. Sıfır ürün olduğundan bu sticker yapışık arkadaşlar. Şu tarafı döndürdüğümüzde ise en önemli kısım da burası. Burası hem şarj giriş yeri, ürünü buradan şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda içerisindeki dosyaları bilgisayara aktarmak için ya da cep telefonuna aktarmak için bu kabloyu takarsınız. Dediğim gibi cep telefonuna aktarmak istiyorsanız bir OTG gerekir. Bu paket içerisinden çıkmaz. Ee, şuraya şarj etmek için bunu takıyorsunuz. Ya da bilgisayara aktarmak için yine bu kabloyu kullanıyorsunuz. Şurada ise on off düğmesi var off kısmında cihazımız kapalı. On kısmını aldığımız aldığımızda ise ses kaydetmeye başlar. Şurası reset düğmesidir arkadaşlar. Buraya reset gerektiğinde, e, altını çizerek söyleyeyim, reset gerektiğinde buraya reset atabilirsiniz. İğne yardımıyla basılı tutarak bir 5 saniye, 10 saniye kadar basılı tutarsanız cihaz kendini sıfırlayacaktır. Onun hemen en sağında ise burası led göstergedir. Bu led gösterge ürünü şarj ederken bize bilgi veriyor yani şarjda olduğunda ne renk olacak vesaire bunların hepsinden bahsedeceğim. Kulaklık taktığımızda vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bu taraf ise boş arkadaşlar. Şimdi kulaklığımıza bakalım. Kulaklık ise yine mikro USB girişli bir kulaklık var. Kulaklığın üzerinde bir kontrol paneli var. Bunu nasıl kullanacağız? Bundan da bahsedeceğiz. Öncelikle önümüzü ses kayıt alarak bu ses kayıtlarını da bu video içerisinde test ederek devam edeceğiz. Normal bir kayıt almak istiyorsanız şu 10 kısmına getiriyorsunuz. Şurada bakın kırmızı ışığımız yandı. 3 kere yanıp söndü. Söndükten sonra şu anda ses kayıt almaya başlıyor. Bu ses kayıt için birinci dosyamız arkadaşlar. Bunun testini yapacağız. Ses denemesi yapıyoruz. Ses deneme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ses deneme. Bu birinci dosyamızdı. Ses kaydını durdurmak için, kapatmak için off kısmına getireceğiz. Bir kere kırmızı yandı, ardından iki iki kere mavi yandı, söndü. Şu anda bu dosyayı kaydetti. Bu bizim birinci dosyamızdı arkadaşlar. Daha sonra kulaklığı kullanmayı göstereceğim. Şimdi iki tür ses kayıt modu var arkadaşlar bu cihazda. Birincisi buydu bu normal mod. Aç kapa yaparak ses dosyasını kaydediyorsunuz. Bu birincisiydi. İkincisi ise şu an cihaz kapalıyken, off konumundayken kulaklığı takacağım. Buraya dikkat edelim. Bu sensörlü ses kayıt arkadaşlar. Yani ses algılaması, e, ses algılama sensörü var. Ses algıladığında kayda geçecek. Onu da o fonksiyonu da şu şekilde kullanacağız. Ee, bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Biliyorum ben de biraz detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Video, e, videolarda bayağı detaylı bahsediyorum. Yani böyle e, çok detaylı anlatıyorum ki. E, çünkü her insan dinliyor. Belki sen bir kere dinlemende anlıyorsundur. Ya da hatta bu videoyu izlemene bile gerek kalmadan cihazın nasıl çalıştığını çözmüşsündür. Ama çok fazla insan var e, çözemeyen haliyle bizi ulaşıyorlar. Biz de zaten... Ee, çok fazla arayan olduğundan dolayı böyle bir video çekme gereği duyduk. Dediğim gibi, iki, e, şimdi konumuza dönelim. Dediğim gibi iki tane, iki farklı ses kayıt alma yöntemi var. Birincisini az önce yaptık ve ona, e, bunları ses dosyalarını birazdan dinleyeceğiz. Zaten ona dedik ki birinci ses kayıt dosyamız. Şimdi ikinciyi göstereceğim. İkinci fonksiyon da şu, e, ses algılamasıyla kayıt yapma özelliği. O da şu. Şu an kapalı konumdayken kulaklığı taktık. Kulaklığı taktık ve 10 konumuna aldık. Daha sonra bakın kırmızı mavi yandıktan sonra bunu çıkardık. 3 kere yandı. Şu an bu ses sensörü devreye girecek arkadaşlar. Ben bir yandan konuşuyorum. Bu bizim ikinci dosyamız olsun. Aynı şekilde bir daha yapacağım bunu ama bu sefer konuşmayacağım. Biraz bekleyeceğiz. Bir ses çıkaracağız. Ondan sonra ses kayıt almasını bekleyeceğiz. Şimdi tekrar ses kaydı bu şu anda mevcut aldığı sesi kaydetmesi için kapatıyorum. Şu an cihaz kapandı. Aynı şekilde yapacağım ve ses çıkarmayacağım. Off konumundaydı. On konumuna getirdim. Ses kayıt üçüncü dosyamız sensör e, sensörü devreye sokuyoruz burada tekrar kapatıyorum evet bunlar ses kayıt e, ses kayıt dosyalarını hani al alarak arkadaşlar bunu test etmiş olacağız bu da ses sensörü ile çalışan e, ses kayıt şekliydi şimdi cihazımızı kapattık bunların hepsini dinleyeceğiz kulaklığı nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz. açalım. Şimdi bir de şundan bahsedelim. Ee, bunun içerisinde iki tane test mp3'ü var arkadaşlar. Ses kayıt cihazının içerisinde, dosyalar içerisinde bir tane e, hem mp3 formatında iki tane müzik var. E, şeyde ise ses kayıtta ise bizim yine e, formatımız arkadaşlar e, WAV wow dosyaları Şimdi biz buradan diyelim ki kulaklığı taktık. Cihazı açtık. Mavi moddayken bu bizim kulaklığı deneyebileceğimiz anlamına geliyor. Şu anda burada bir yandan ben kulağıma götüreyim. Evet. Şu anda AUX olmadığı için arkadaşlar yani bunun kulaklık çıkışı AUX olmadığı için AUX takıp dışarı ses verecektim. Size de dinletecektim. Bilgisayarda da takıp dinleyebiliriz. Ama şeyden de dinleyebiliriz. Ben çünkü burada birazdan onu da yaparız. Burada MP3 modunu ve ses kayıt modunu göstereceğim. Diyelim ki şeyi dinlemek istiyorsunuz. aldığınız ses kayıt dosyalarını dinlemek istiyorsunuz. Burada play pause yaparak neylesiniz? Bu videoyu çekmiş olduğum yaka mikrofonum. Şimdi yaka mikrofonunu buraya şeylerin yanına getirelim. Kulaklıkların yanına getirelim. Şimdi önce bir durduralım. Almış olduğu ses kayıtları dinlemek için buradaki düğmeye bir kez bas çek yapıyorsunuz. Ses kayıt 3. dosyamız sensör e, sensörü devreye sokuyoruz burada. Tekrar kapatıyorum. 3 kere yanıp söndü. Şimdi atıyorum burada 3 tane e, atmıyorum. Gerçi burada 3 tane ses kayıt dosyası var. Az önce 3 tane ses kayıt dosyası aldık. Play, Pause düğmesine bir kez bas çek yaptığımızda ses kayıtlarını dinlemeye başlayabilirsiniz. Peki nasıl bir sonrakine geçeceksiniz? İleri, geri düğmelerine şunları kullanacağız. Artı ve eksi düğmelerini. Diyelim ki bastım. Döndükten Dinliyorum. Sonra, bir sonrakine geçeceğim. Ya da bir sonrakine geçeceğim. 3 kere yandı. Şu an bu ses sensörü Bakın, devreye Bakın içerisine girecek. almış olduğum ses kayıtları ileri geri yaparak dinleyebilirim. Şimdi MP3 moduna nasıl geçeceğim? Ortadaki play pause düğmesine uzun basacağım ve bu sefer MP3 mod devreye girecek. Evet, MP3'ler açıldı. Dediğim gibi içerisinde iki tane MP3 var. Ee, fabrika bunlara numu, şey örnek olsun diye atmış, deneme e, müzikleri atmış. Bunları uzun uzun çalmıyorum ki telif yemeyelim diye, videoya telif yemeyelim diye. Tekrar ses dosyasına geçmek isterseniz, ilk önce şu müzik çalarken bir ses açma kısmayı deneyim. Dediğim gibi MP3 e, çalarken de ileri geri düğmesi olarak bunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki şarkı. Tekrar aynı şarkı, diyelim bir sonraki şarkı. Şu an içinde iki tane olduğu için ikisi arasında dönüyor. Sesi açmak, kısmak için de artı eksi tuşlarına basılı tutmanız gerekiyor. Bakın basılı tutuyorum eksiye. Ses azaldı, basılı tutuyorum artıya. Ses arttı. Tekrar e, ses kayıt dosyası formatına dönmek için Play pause düğmesine basılı tutacağım. Şu anda ses kayıt formatına geçti arkadaşlar. Üç kere yandı. Şu an bu ses sen. Evet. Şu görmüş olduğunuz mikro USB girişli mikrofonumuzun kullanım şekli bu şekildedir arkadaşlar. Aman diyelim bu kulaklığı kaybetmeyin ve bu kulaklığın zarar görmesinden e, kaçının arkadaşlar. Özenle kullanın. Çünkü bu normal bildiğimiz Micro USB pardon e, jack girişli bu 3.5 mm jack girişli bir kulaklık değil. Spesifik her yerde bulabileceğiniz bir kulaklık değil. Şöyle micro USB girişli bir kulaklık. Şimdi ben bu yaka mikrofonumu tekrar takayım. Diyelim ki bu şeyi kaybettik. Yani bunun başına bir şey geldi. Kulaklığın başına bir şey geldi. E, sorun değil arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? Sadece ses kayıt cihazı olarak bunu kullanabilirsiniz. Aç kapa yaparak. Aç kapa yaparak cihazın ses kayıt alıp bilgisayara takarak da dosyaları aktarabilirsiniz. Onların da bilgisini vermiş olalım. Onun dışında ise şarjdan bahsedecektik. Kutu içerisinden çıkan şarj kablosunu en az 5 voltluk bir adaptöre, 5 voltun altında olmasın. Öncelikle bilgisayarınızdan şarj etmenizi öneriyoruz. Ama bilgisayarım yok, ben sürekli yanımda bilgisayar mı taşıyacağım? Nerede şarj edeceğim derseniz Cep telefonunuzun adaptörüyle de şarj edebilirsiniz. Şarjda uzun süreler tutmayın. İçerisindeki bataryaya zarar verebilirsiniz. Yani hemen anında zarar görmez, patlamaz, şişmez bir şey olmaz ama e, pilin ömrü kısalır. Atıyorum 5 yıl kullanacaktınız bu cihazı. E, ne olur? 2 yıla 3 yıla düşmüş gibi olur. Öyle söyleyelim. Şimdi bunda şarj göstergesi var. Şarj göstergesi de şu. Bu cihazı ilk kez kullanacaksanız ya da uzun süre kullanmadıysanız muhakkak şarza takın arkadaşlar. Bunu herhangi bir güç kaynağına taktığınız zaman şimdi şurada takalım. Taktığımız zaman şurası bakın mor ışık yanıyor. Kırmızı artı mavi dediğimiz mor ışık yanıyor. Pil tamamen dolarsa bu ışık maviye dönecektir. Şu anda ne kırmızı ne mavi. İkisinin toplamı yani mor ışık olarak yanıyor. Ta şarj tamamen de olduğunda ise maviye döner. Maviye olduk döndükten sonra cihazın şarjı tamamen dolmuş demektir. Bir de içerisindeki dosyaları görelim. Ben şöyle bilgisayarı bilgisayara bunu bağladım. Bilgisayar ekranımda burada. Şimdi bakın burada tam gözüküyor mu? Ses kayıt dosyamızın içerisi bu. Az önce dinlemiş olduğumuz iki tane bakın test e, müzikleri bunlar arkadaşlar. İstediğiniz kadar MP3 atabilirsiniz. Bunlar MP3 dosyaları. Şurası ise ses kayıt e, dosyaları. Az önce almış olduğumuz ses kayıtlar onları buradan da dinleriz. Şimdi bu cihazın zaman ayarından bahsedelim. Bilgisayarı pardon, ses kayıt cihazını bilgisayara bağladığınızda bu klasör açılacak. Klasörün içerisinde şöyle set time diye bir tane RAR dosyası var arkadaşlar. Buna çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladığınızda şöyle bir şey açılıyor. İsterseniz dosyayı açabilirsiniz de sıkıntı değil. Şurada set time diye bir klasör var. Bunu açıyorsunuz. En altta set digit recorder time ekse dosyası var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda şöyle bir ekran gelecek. Şu anda bizim şuradaki saatimiz güncel. Ben şuraya bir zoom yapayım. Bakın şuradaki set time dosyamızda bugün Eylül ayının 29'u ve 2023 gece 1.45'te çekiyormuşum bu videoyu. Şu anda güncel. Ama diyelim ki güncel değil. Buradan değiştirebilirsiniz bunu. Diyelim ki 2024 yapacağız. Atıyorum tabii ki. Şu an bilgisayar ekranına şeyine, klavyesine ulaşamıyorum ama bunu buradan yapabilirsiniz. Şuradan mouse yönetiyorum buradan değiştirebilirsiniz. Değiştikten sonra set time dersiniz, Kapatırsınız bunları. Zaman ayarı, siz genelde bu cihazı satın aldığınızda bilgisayara taktığınızda burada time update var. Bu çok önemli bir şey değil. Bu dosyadan çıkalım, tekrar bilgisayara girelim. Dediğim gibi zaman ayarı genelde doğru gösterir, ama olaki yanlış gösteriyorsa şu set time dosyasından yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bilgisayardan çıkarırken bu dosyayı diyelim ki zaman ayarını yaptınız. Direkt buradan çekip almayın. USB'den çekip almayın. Şunu şöyle yapalım. Buradan hani şöyle göstereyim. Buradan kabloyu direkt çıkar, çıkarıp yapmayın. Şu şekilde çıkarın. Mouse'tan sağ klik yapın. Bakın burada çıkar diyor. Çıkar. Donanım güvenli bir şekilde çıkarıldı. Eğer bunu yapmazsanız bu sefer e, kurmuş olduğunuz yeni zaman, yeni ta, e, tarih, saat vesaire geçerli olmayacaktır. Ve bu her zaman önerilir. Sadece bu ses kayıt cihazı için değil, flash bellekler için de önerilir. Genelde güvenli çıkarmak için bu yöntemi sağ yaparak yaparak oradan çıkar diyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde cihazımızın şeyini de göstermiş oldu. E, nasıl şarj olacağını, bilgisayara bağladığımızda nasıl Zaman ayarı yapacağını gösterdik. Tekrar bağlayalım. Şeyi unuttum. İçerisindeki ses dosyalarını dinleyecektik. Evet. Tekrar bilgisayar ekranımıza gelelim. Şimdi burada rekord kısmına giriyorum. Ses kayıt dosyalarımız burada. Sırasıyla gösteriyor zaten. Şurada saat vesaire hepsi yazıyor. İlki buymuş. Bakalım. Burada bir aç kapı yaptık. Dolayısıyla bunda bir ses kayıt yok. Şunda var büyük ihtimalle. He, pardon ses kapalıymış. Daha yapacağım bunu ama... Tamam. Ben de şey yaptım. sonra şu anda ses kayıt almaya başlıyor. Bu ses kayıt için birinci dosyamız arkadaşlar. Bunun testini yapacağız. Ses denemesi yapıyoruz. Ses deneme 1, 2, 3, 4. 3, 4 ses deneme. Şimdi bu birinci dosyamızdı. Ses kaydını durdurmak için, kapatmak için off kısmına getireceğiz. İkinciye bakalım. Üç kere yandı. Şu an bu ses sensörü devreye girecek arkadaşlar. Ben bir yandan konuşuyorum. Bu bizim ikinci dosyamız olsun. Aynı şekilde bir daha yapacağım bunu ama bu sefer konuşmayacağım. Biraz bekleyeceğiz. Bir ses çıkaracağız. Ondan sonra ses kayıt almasını bekleyeceğiz. Şimdi tekrar ses kaydı bu şu anda mevcut aldığı sesi kaydetmesi için kapatıyorum. burada ses kayıt almaya başlamış zaten arkadaşlar. Bu ileri dönük kesit kesit ses kayıt alması için ses kayıt, gerekli bir şey. Ses dosyamız sensör e, sensörü devreye sokuyoruz burada. Daha almışız. Buna da bakalım. Pardon. E, jack gelişti. Bu 3.5 mm jack girişli bir kulaklık değil. Spesifik. Her yerde bulabileceğiniz bir kulaklık değil. Şöyle micro USB girişli bir kulaklık. Şimdi ben bu Evet. Dosyaları da silmek için ya da kopyalamak için yine burayı Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şunları silelim. Biçimlendirmek için de kullanabilirsiniz. Bunları sildik. Diğer dosyaları kesinlikle silmeyin. Bunlar dursun. Zaman ayarından da tekrar bahsetmiştik. Çıkış yaparken dediğim gibi sağ klik yapalım. Çıkar diyelim. Bu şekilde cihazımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yere geri gelelim cihazımız bu şekildeydi. Umarım bu video faydalı olmuştur. Ürünün ağırlığı ise 15 gram. Bununla ilgili bir de şey soruluyor. Diyelim ki elbiseye koyduğumda net ses alır mıyım? Ya da işte ceketin cebine, pantolonun cebine. Yine ses alır tabii ki arkadaşlar ama bu kadar şey olmaz yani bu kadar net olmaz. Yani şu anda açıkta durduğundaki buna doğru diyelim ki konuşuyoruz. Ya da bu burada duruyor, masanın üstünde duruyor. Burada konuştuğumuzu aldığı ses kaydının kalitesiyle normal e, elbisenin içindeki aynı olmaz ama tabii ki net olur mu? Konuşulanlar anlaşılır mı? Elbette anlaşılır. Bunların dışında ha şunu yapayım diyelim ki ses kaydı alayım, cebime koyayım. Şu an ses kaydı Üç kere yanıp sönsün başlayacak. Evet şu an ses kaydı başladı arkadaşlar. Şu an çıplak tabi. Ben bu arada e, cihaz elimde ve ağzıma yaklaştırdım ve konuşuyorum. Şimdi cebime götürüyorum. Şu anda ürün e, pantolonumun cebinde arkadaşlar. Biraz böyle konuşalım bakalım net ses alacak mı? Ben bunu diyeyim ki cebime koydum. Şimdi tekrar cebimden çıkarayım. Kapatayım. Bilgisayarımıza takalım. Bu arada bilgisayara taktığınızda kapalı konumda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kapalı ve şarj ederken de kapalı konumda olmasına dikkat edin. Şimdi Almış olduğum kaydı birlikte dinleyelim. Bakalım Bak, pantolon cebinde nasılmış. Evet şu an ses kaydı başladı arkadaşlar. Şu Hı. an çıplak tabii. Ben bu arada e, cihaz elimde ve ağzıma yaklaştırdım ve konuşuyorum. Şimdi cebime götürüyorum. Evet. Şu anda ürün e, pantolonumun cebinde arkadaşlar biraz böyle konuşalım bakalım ne ses alacak ben bir cebime koydum Şimdi daha cebimden çıkarayım kapatayım evet arkadaşlar bakın e, cebimdeyken ve normal elimde yani masanın üstünde ya da işte ağzıma yaklaştırmıştım bakın burada başlayacak. bakın şuraya var şu ses kaydı başlattım ve konuşuyorum ve ağzıma Cihaz elimde ve ağzıma yak. Bu farka dikkat edin arkadaşlar. Satın alırken bunu referans olarak kullanabilirsiniz. Yaklaştırdım ve konuşuyorum. Şimdi cebime götürüyorum. Şu anda ürün e, pantolonumun cebinde arkadaşlar. Biraz böyle konuşalım bakalım net ses alacak Ben bunu diye cebime koydum. Ben cebimden çıkarayım. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar cebimde e, koydum tabi cebim baya derindi e, o kadar derine koydum arkadaşlar siz bunu bu şekilde bunu da e, test etmiş olduk soran arkadaşlar oluyordu tekrar çıkaralım bilgisayardan çıkardık zaten dediğim gibi şarj ederken de bilgisayara takarken de off modunda olmasına dikkat edin çok fazla şarza tutmayın şarja koyduğunuzda eğer şarjı yoksa şuradaki led gösterge mor yani kırmızı artı mavi renk mor renginde yanacaktır. Şarj tamamen dolduğunda maviye dönecektir. Ses kayıt almak için bunu kullanıyorsunuz. Bilgisayara takmadan alınan ses dosyalarını dinlemek için bunu kullanıyorsunuz. Bunların hepsini kısaca tekrar edelim. MP3 olarak da kullanabilirsiniz. İlla ses kayıt dosyası değil de MP3 olarak kullanabilirsiniz. Burada modlar arası geçiş yapıyorsunuz. Mod dediğimiz ses kayıt modu ve MP3 modu arkadaşlar. Bu iki mod arasında Geçiş yapabilirsiniz. MP3 içerisinde MP3 dosyalar atarsınız. İki tane test mp 3ü var bunun içinde ama buna basıl tuttunuz, MP3 aldınız. İleri geri yaparak e, sırasıyla müzikleri dinleyebilirsiniz. Sesi açıp kısmak için ise artı ve eksi tuşlarına kısmak istiyorsanız eksiye basıl tutacaksınız, sesi azaltacaksınız. E, artırmak istiyorsanız artı tuşuna basıl tutup sesi artıracaksınız. Tekrar ses kayıt moduna dönmek için e, play pass düğmesine basılı tutup ses kayıt dosyalarının olduğu kısma gelip ses kayıt almış olduğunuz ses kayıtları dinleyebileceksiniz. Ama ses kayıt alırken ise kulaklığı bu cihazın üzerinde bırakmanıza gerek yok. Normal çıkarabilirsiniz. Hangi modda kaldığının da bir önemi yok. Buradan 10 kısmına getirip ses kaydı alabilirsiniz. Ses sensör kısmını test etmek istiyorsanız da kulaklığı taktıktan sonra kırmızı ışık yandı, maviye döndü. Daha sonra kulaklığı çıkarın. 3 kere yanıp sönecek ve ses kaydı başlayacaktır. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Bu video ile ürünü tamamen detaylı incelemiş olduk. Eksik bir şey kaldıysa videonun yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Ürünü hem toptan hem perakende olarak satıyoruz. Satın almak isterseniz de videonun açıklamalar kısmında bulunan satın alma sayfalarının linklerine tıklayarak o sayfalara gidebilirsiniz. Oradan satın alabilirsiniz. Ya da site üzerinden satın almayıp da bizlerle de iletişime geçerek ürünü satın alabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu çekmiş olduğum kablosuz yaka mikrofonunu merak edenler için de kablosuz yaka mikrofonunun satın alma sayfasını ya da inceleme sayfasının linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak da ürüne ulaşabilirsiniz. Biraz uzun bir video oldu ama detaylı bir video. İsterseniz atlaya atlaya da izleyebilirsiniz. Ee, 1.5-2x hızlarında da izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.